benim adam merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir arkadaşlar lip balmlarım videosunu çekiyorum. Umarım beğenir ve sıkılmadan izlersiniz. Hemen videomuza geçelim. İlk şöyle bir kutunun içinde benim lip balmlarım var. Hemen göstereyim. İlk Watsons'dan şurada bir Watsons yazıyor. Görebildiğiniz mi bilmiyorum. İşte burada bir Watsons yazıyor. Watsons'dan almış olduğum bir rujum var. Bu şekilde. Evet, bu şekilde. Nemlendiriyor. Bir de çok az renk de veriyor. Ama açmak istemiyorum. Çünkü hani bunların uçları ince olduğu için genellikle fazla, yani çok fazla kırılabiliyor. Onun için açıkçası açmak istemiyorum. Böyle. Watsons'tan bulabilirsiniz. Hatta Watsons'ta bunun artık yeni olanı çıkmış. Yani vişnelisi çıkmış. Vişneli mi, kirazlı mı olan tam emin değilim. Ama yani bir tanesi çıkmıştı bunun gibi. Ondan sonra Moda diye bu şekilde, rengi bu şekilde olan bir ruj çıkıyor. Bunu çok severek kullanıyorum. Şu şekilde rengi var. Çok fazla kaba değil. Güzel. Kullanışı falan. Renk veriyor. Nemlendirmesi yok. Ama sadece renk vermek. Hani sırf da gitmek amacı gibi kullanılıyor. Ondan sonra bir Baby Lips çıkıyor arkadaşlar. Bu Baby Lips şeyde. Şeftali aramalısı olanını almıştım. Gratis'ten sizler de bulabilirsiniz. Bu şekilde rengi var. Çok güzel. Kokusu da çok güzel arkadaşlar. Şeftali aramalı olan her şeyi ben çok seviyorum. Ayrıca leylaklı olanları da bu şekilde. Ve kullanımı çok güzel olan bir rujdan bahsedeceğim. Bu şekilde. Bu çok kullanımı belki hani bazılarınız kullanmıyordur ama bazılarınız kullanıyordur. Ben de o kullananların arasındayım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kullanımı. Tavsiye etme oranım %100 yani. Çok güzel. Sizlere önerim çok güzel. Bu Watsons'lardan veya Gratis'lardan bulabilirsiniz. Ben şu an ne zaman aldım bilmiyorum. Geçen sene almıştım çünkü. Geçen seneden bu yana işte az miktarda kullanıyorum. Ama fazla renk verdiği için dışarıda falan kullanamıyorum. Sadece evin içinde. Hani öyle canım sıkıldığı zamanlar sürüyorum. Çünkü fazla renk veriyor. Ondan sonra böyle upuzun çıkıyor. Neutrogena'ya ait. Hatırlayacağını söyleyemedim. Herhalde bu bir kremin yanında hediye olarak gelmişti. Evet, öyleydi. Şöyle upuzun. Bunu da bayağı kullandığım için geçen seneden bu yana şu kadar ucu kaldı. Başka açılmıyor. Bu şekilde. Ondan sonra tekrardan Neutrogena'nın yine yanında bir kremiyle beraber bana hediye olarak gelmiştim. Neutrogena'nın. Bu şekilde bunu nemlendiriyor dudakları. Şöyle. Sonuna kadar açtım. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar Neutrogena ben bunu bir yerden almıştım ama şu an hatırlayamadım. Neutrogena'nın bir kremin yanında krem olarak çıkmıştı. İndirim haliydi. 5 TL'ydi yani indirimli halinde kremle lip balmı ikisi halde 5 TL'ye almıştım. Ondan sonra Lip Jelly çıkıyor. Bunu Bim'den almıştım. Güzeldi diye düşünmüştüm ama hiç de güzel değildi. Yani hiç tavsiye etmem. Beğenenleriniz varsa da bir şey diyemem yani. Onlar kendi düşüncelerini seçmişler, beğenmişler. Ben de beğendim açıkçası ama kokusu ve rengi çok vermiyor. Ya renk bana soluk gibi geliyor ve kokusu ise berbat. Keşke almasaydım diyorum. Şu anda çok kullanmıyorum. Sadece ilk aldığım zaman kullanmıştım. Ondan sonra da hiç kullanmadım. Şey bekliyorum ben. Hani 500 aboneye gelirsek sınav videosunda bunu nasıl
Karıştırmışım, pardon. Ben 5 rubanede bir de ruj yapacağım. İşte o ruj yaparken bunu keserim. Güzelce bir tarif biliyorum. Onu yaparım diye düşünüyorum. Onun için saklıyorum. Ondan sonra bu şekilde ne deniyordu buna? Lip balım çıkıyor, balım çıkıyor şöyle. Bu dudaklarınızda mesela şuralarında çok kötü şöyle hani buralar çok fazla kuruduysa bu da onun ilacı gibi. Yani ilaç değil ama lip balm ama ilaç niyetine. Hani siz mesela hastaneden şurup alırsınız ya. Biz de hastaneye gittiğimizde benim ikisinde buralarım çok kötü olmuştu. Hastaneye gittiğimizde yani hastane derken doktora gösterdik oralarımı. İşte bana bunu yazdım işte. Doktordan tam gittiğiniz zaman bir gün sonrası süreceksin. Ve bir gün sonra sabah kalktığında düzelmişti. Bunu kullanmadım. Bu şekilde daha dümdüz yani güzel. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğendim butonuna ve Prenses TV'ye hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlar yazan arkadaşlarımıza şu an çok teşekkür ediyorum. Ben bir videomda böyle yorumları okuyabilirim. Belki yarın olabilir. Yarın pazar günü. Bolca vakitim de olur. Belki yorumlarınızı okuyabilirim ama iyi yazan arkadaşlarımızın yorumlarını. Şu ana kadar kanalıma abone olmuş ve beni destekleyen arkadaşlarımızı çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben mesela günde iki kez video çekmeye çalışıyorum. Şu an birinci videomda olduğu ikinci videosu da belki birazdan gelebilir. Her neyse hoşça kalın.